Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizinle çok enteresan bir konudan bahsedeceğim. 2022 yılında telefonlardan ne beklediğimizden biraz bahsedeceğim. Açıkçasını söylemek gerekirse akıllı telefon pazarında bir değişim var takdir edersiniz ki. Bununla beraber telefonlardan da beklentilerimiz var. Peki bu beklentilerimiz neler? Hadi gelin kısaca bunlardan bahsedelim. 2022 yılında bence telefonlardan hepimizin beklediği şey daha fazla pil performansı diye düşünüyorum. Çünkü son dönemde tabii ki sosyal medyayı da çok fazla kullanmamızdan dolayı pile çok daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Tabii ki mobil oyunların da inanılmaz artması buradaki en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi eğer akıllı telefon pazarında pil performansı ile ilgili yapılabilecek şeylerden bir tanesi tabii ki santimetre kare başına düşen miliamper değerini büyütmek ama üreticiler biliyorsunuz lityum iyon pillerden lityum polimer pile geçiş yaptılar ve baktığınız zaman yani bu santimetre kare alana düşen miliamper değerinde belli bir seviyenin üzerine çıkılamıyor. Belli bir yoğunluğun üzerine çıkılamıyor. Bundan dolayı da üreticilerin son dönemde özellikle hızlı şarjlara çok fazla önem verdiğini görüyoruz. Bugün tabii ki yani şu anda pazarda sunulan en hızlı şarja sahip telefon Xiaomi 11T Pro. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de de satışa sunacak olan telefon. Hatta MediaMarkt mağazalarında bu telefonu bulabileceğiz diye düşünüyorum. 120 watt hızlı şarj desteğiyle beraber şarj etme probleminin tamamen ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz. Şu anda mesela ben arkadaşlar Xiaomi 11T'yi kullanıyorum. Bu telefonda biliyorsunuz 5000 mAh pil gücü ve 67 watt hızlı şarj desteği var. Arkadaşlar 30 dakikada %85 şarj olabilen bir telefondan bahsediyoruz. 120 watt şarj desteği ise telefonların 15 dakikada 20 dakika içinde şarj olabilmesini sağlayacak bir teknolojiden bahsediyoruz. Önümüzdeki yıl 2022 yılında bu teknolojinin çok daha fazla ve daha uygun fiyatlı telefonlarda satışa sunulmasını bekliyoruz. Peki kamera tarafından ne bekliyoruz 2022 yılında? Şimdi telefonlara baktığımızda orta üst segment telefonlara, orta ve orta üst segment telefonlara baktığımızda şimdi bir ana kameramız var. Bu ana kameranın genellikle 64 megapiksel ve 48 megapiksel olduğunu görüyoruz. Bunun ikinci kamerası ise genellikle değişmiyor. 8 megapiksel arkadaşlar geniş açı sensörle karşı karşıya kalıyoruz. Birçok telefonda da 2 megapiksel makro, 2 megapiksel de bokeh sensörünü görüyoruz. Gerçekten de sektörde biz de bunlardan oldukça fazla sıkıldık. 2022 yılının özellikle ikinci yarısından itibaren yepyeni kameraların geleceğini, özellikle bu Xiaomi'nin de başlattığı tele makro kameraların hayatımıza gireceği ve başka bir seviyeye bu işi getireceğini görüyoruz. Özellikle yine bu yıl Oppo'nun Find X3 serisinde kullandığı mikro sensör yani bu nesnelerin neredeyse içine girip fotoğraf çekilebilmesine olanak sağlayan sensörün de yine orta ve orta üst segment telefonlarda bizlere sunulmasını bekliyoruz. Şu anda hala pazarda 1 inç sensöre sahip neredeyse full frame desteğine sahip arkadaşlar telefonlar var. Önümüzdeki dönemde 1 inç sensöre sahip birçok telefonun da yine 2022 yılında bizlere sunulacağını düşünüyorum. Sensör büyüdükçe ışık alma potansiyeli ve daha iyi fotoğraf çekilebilme yeteneği de artacaktır. 2022 yılındaki telefonlardan en çok beklediğimiz şeyler kesinlikle ama kesinlikle bunlar. 2021 yılının sonuna doğru arkadaşlar bazı telefonlarda işte Galaxy Z Fold 3'te ya da işte Xiaomi Mi Mix Fold'ta arkadaşlar ekran içine gömülü kameraları görebildik. 2022 yılında açıkçası ekrana gömülü kameraların ön kameraların çok daha fazla satışa sunulacağını görebileceğiz diye düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili çok büyük bir çalışım var. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar 2022'nin bence 2022 yılının sonuna doğru bu ekran altı kamera teknolojilerini orta ve üst segment telefonlarda görürsek şaşırmayın. Ses tarafındaysa biliyorsunuz birçok üretici artık stereo hoparlöre geçiş yaptı. Ben artık stereo hoparlör desteğine sahip olmayan telefonların çok da fazla pazara gireceğini kesinlikle düşünmüyorum. Çünkü özellikle oyun tarafında beklentilerimiz çok büyük. Bundan dolayı da sesin en önemli detay olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılında kesinlikle ses teknolojilerinde stereo hoparlörün çok daha fazla bir şekilde bizlere sunması lazım. 2022 yılında tabii ki beklentilerimiz biraz da chipset üreticilerinden beklentilerimiz var. Açıkçası özellikle orta segment telefon pazarındaki Yonga setlerinin çok daha agresif işlere imza atabilmesi ve özellikle oyunlardaki driver problemlerinin tamamen ortadan kaldırılarak çok daha iyi bir performansların bizlere sunulabilmesini hep beraber bekliyoruz. 2022 yılında yani gelen bilgilere göre arkadaşlar 4G'li chipseti bulmak neredeyse imkansız olacak. Birçok chipsetin 5G desteğine sahip olduğunu göreceğiz. Yonga seti ile ilgili şunu da söylemek lazım. Yani 2022 yılında açıkçası 4G'li Yonga setlerini çok fazla görmeyeceğiz. Birçok Yonga setinin artık orta segmentte, orta alt segmentte bile 5G desteğiyle pazarı sunulacağı yine söylenen detaylardan bir tanesi.
Ki 2022 yılının ortalarına doğru Türkiye'de de 5G ile ilgili ilk adımlar atılacak diye düşünüyorum. Bununla ilgili bir konsensüs kurulacak. İşte ne yapılır ne yapılamaz diye bakılacak diye düşünüyorum. Hep beraber göreceğiz bu süreci. 2022'de dediğim gibi mutlaka üreticilerin, yani özellikle yonga seti üreticilerin arkadaşlar bizlere çok daha iyi yonga setleri sunmasını heyecanla bekliyoruz. Özellikle bu yonga setlerinden MediaTek'in Dimensity 2000 yonga serisi ve Snapdragon 898 yonga setinde heyecanla bekliyoruz. Peki ekran tarafında beklentilerimiz nedir diyorsanız şöyle söyleyelim. Açıkçası 2022 yılında artık IPS tabanlı LCD ekranların çok orta alt segment telefonlar olmadığı sürece görmeyi çok fazla beklemiyoruz. Bununla ilgili zaten birçok çalışma var. AMOLED ekranları birçok dediğim gibi telefonla görebileceğiz. Ekran çözünürlükleri tarafındaysa 4K çözünürlükler zaten şu anda Sony tarafından da zaten piyasada olan çözünürlüklerdi. Ama 4K çözünürlüğü başka markalarda da görebiliriz. Bu da açıkçası bizi heyecanlandıran detaylardan bir tanesi. Arkadaşlar açıkçası benim 2022 yılında telefonlarla ilgili beklentilerim bunlar. Siz 2022 yılında telefonlardan neler bekliyorsunuz? Mutlaka yorumlarla bize katkıda bulunun. Çünkü 2022 yılında ben mobil pazarda bazı şeylerin değişeceğinden adım kadar eminim. Sizce neler değişecek? Bu konuda bizlere yorumla katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşeceğiz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.